Efendim son zamanlarda Tiny House olarak da bilinen mobil mini evlere ilgi artmış vaziyette. Ancak bir mini ev yalnızca 22 saniyede yanıp kül olabiliyor. Bu sebeple bu tür ev yaptırmak isteyenlerin üreticilerden mutlaka yanıcı olmayan malzemeler talep etmesi öneriliyor. Tekerlekleriyle karavanın hareket kabiliyetine, imar şekliyle ev konforunu sunuyor. Şehrin kalabalığından kurtulup doğaya kaçmak isteyenlerin son dönemde gözdesi bu mobil mini evler. Ancak yangın riskinin göz ardı edilmemesi gerekiyor. Tiny House, Türkçe tabiriyle küçük ya da mini evlerde en fazla yangın riski barındıran nokta işte burada gördüğünüz sigorta aksamı ve elektrik kabloları. Kablolardan çıkacak küçük bir kıvılcım bu yapıyı saniyeler içerisinde küle dönüştürebiliyor. İşte bu sebeple sektör temsilcileri ve uzmanlar Tiny House'ların mutlaka yanmaya dayanıklı malzemelerden üretilmesi gerektiğini düşünüyor. Eğer Tiny House ufak bir elektrik kaçağından yanmaya başlarsa yalnızca 22 saniyede Tiny House'unuz kül olabilir. En tehlikeli elektrik kablosudur. Elektrik nereden başlıyor? Sigortadan başlıyor. Bir defa sigorta, TS standartlı sigorta markalarını kullanılması gerekiyor. Ardından elektrik kabloları. Bunlarda da yanmaz, halojen free kablolar kullanmak gerekiyor. Çok önemli. Bunlar olduğu elektrik kaçağında bu kablolar yanmıyor. Peki yangın riskini bertaraf etmek için neler yapılmalı? A1 sınıfı yangın geçirmez malzemeler kullanılması gerekiyor. Zeminde özellikle A1 sınıfı yangın geçirmez fiber sement levhalar kullanıyoruz. Yangına duyarlı olması için. Yalıtımda taş yünü dediğimiz yine A1 sınıfı yangın geciktirici ve yanmaz izolasyon malzemeleri kullanıyoruz. Bu tür küçük mobil evlerin yapımında genellikle ahşap tercih ediliyor. Uzmanlar imalata bir an önce standart getirilmesi gerektiğini düşünüyor. Merdiven altı işletmeler dediğimiz maliyeti de çok düşürmek amacıyla tamamıyla piyasada ikinci sınıf, üçüncü sınıf kalitede ve bu tür yangına duyarlı olmayan malzemeler kullanıldığında ve müşteriye satıldığında bu tür bir olay, bir yangın veya olumsuz bir durum çıktığında bunu kimin ürettiği belli değil.